Vadideki Zambak 1. Bölüm. Yazan Honoré de Balzac. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Felix Metin Serezli, Kontes Samiye Hün, Henriette Nedret Güvenç, Şesel Ulvi Uraz, Kont İbrahim Delideniz, Madlen Birsen Kaplangı. Şimdi o günleri hatırlıyorum da yüreğimin derinliklerindeki aynı sızıyı yeniden duyuyorum. Bir üvey evlatmışım gibi önce bir süt ninenin kayıtsız ellerine bırakılmıştım. Sonra Paris'in o baş döndürücü uğultusu içinde okul adı altında bir mahpus hayatı yaşadım. Annem ve babam benimle ilgilenmek sorumunu duymadılar. Çocuk vücudumun üstünde bir hayli yaşlanmış düşüncelerim vardı. Okulu bitirdikten sonra Tur'daki şatomuza dönünce kendimi kendi evimde değil bir misafirlikte sanıyordum. Yıllarca özlemini duyduğum annemin yüzü hemen hiç görmediğim ve yeni tanıştığım bir yabancının yüzüydü sanki. Ne yapıyorsunuz orada Felix? Yıldızlara bakıyorum anne. Sizin yaşınızda bir insan yıldızlara bakmamalı. Artık 20 yaşınızı birkaç ay geçmiş bulunuyorsunuz. Paris'teki okulunuzda astronomi öğrendiniz mi bari? Biraz. Okuldayken de geceleri yatakhanenin penceresinden yıldızlara bakardım. Bakmamalıydınız. Yıldızlara bakmak insanı bencil eder. Oysa babanız sizi bu eğiliminizden kurtarmak için Paris'e göndermişti. Bencil olduğumu sanmıyorum anne. Tersine çevremdeki her şey gibi yıldızları da sevmiştim. Sizi bir türlü anlamıyorum Felix. Yarın akşamki baloya hazırlanacağınız yerde oturmuş yıldızları seyrediyorsunuz. Biliyorsunuz ki Angulam Dukası şerefine verilen baloda ailemizi siz temsil edeceksiniz. Bugüne kadar hiçbir baloya gitmemiştim. Bundan sonra da gitmemeniz için bir sebep değil bu. Biliyorsunuz ki babanız ve abiniz burada değil. Ailemizin de Bourbonların dönüşü şerefine verilen bu baloya katılması gerek. İyi ama giyecek elbisem de yok. Terziler yarın akşama kadar size mavi bir elbise hazırlayacaklar. Babanızın yeleklerinden birini alırsınız. Bol gelmez mi? Uydurursunuz. Terziler size yardım ederler. Ya ayakkabı, çorap? Size gereken şeyleri satın alması için kahiye emir verdim. Dans etmesini de bilmiyorum. Paris'te ne öğrendiniz öyleyse? Sadece yıldızlara bakmasını mı? Biraz daha fazla belki. Düşünmeyi ve özlemeydi. 20 yaşınızı doldurduğunuz halde görüyorum ki hala büyümemişsiniz. Yarın akşam bir pot kırmamanız için yanınızdan ayrılmayacağım. Ah, monsieur. Madame. Bir yerinizi acıttın mı? Madame, asla. Başlayın Mesih. Pek lütufkarsınız madame. Kim bu kadın anne? Hangi kadın? Ayağıma bastığı için özür dileyen şu güzel kadın. Kabahat senin. Pistin yanında dikilmiş duruyordun. Çabuk ol, şimdi Angulam Dukası'na takdim edileceğiz. Hayatımın kadınına rastladığım o unutulmaz balodan birkaç gün sonra annem sağlığımın düzelmesi için beni Monsieur de Chessel'in köşküne yolladı. Meçhul sevgilimin adını bile bilmiyordum. Kaldı ki onu nasıl tarif edebilir ve kime açılabilirdim? Aşkın başlangıcında genç gönülleri kaplayan nedenleri ve meçhul korkuları utangaç mizacım daha da arttırıyor ve beni aşkın sonsuzluğuna çeken bir hüzne sürüklüyordu. Yepyeni bir ruh. Kanatları renklerle parlayan bir ruh gizlendiği örtüleri parçalamıştı. Kendisini bütün çocukluğum boyunca bıkıp usanmadan seyrettiğim o eski yıldız mavi steplerden düşmüş ve bütün ışıklarıyla bir kadın biçiminde belirmişti. O mavi yıldızın Tur dolaylarında olması gerektiğini düşündüğüm için onunla aynı havayı teneffüs edebilmek umuduyla o uzun vadi yolunu yaya yürümüştüm. Monsieur de Chessel beni yolun yarısında karşıladı.
Siz misiniz Felix? Evet benim Mesih. Nasıl yayamıyordunuz bunu? Yürümek hoşuma gidiyordu. Anneniz sağlığınızla ilgilenmemi benden rica etmişti. Öyle anlaşılıyor ki bunu yapabilmem biraz büyük olacak. Sizi yormayacağımı umuyorum. Zekisiniz delikanlı. Zekanın bulunduğu yerde çözümlenemeyecek hiçbir sorun varmamaz. Yoruldunuz mu çok? Yorulmayacağımı sanmıştım ama evet yorulmuşum. Bilmem ki sizi nasıl dinlendirmeli. Gelin şu köşke gidelim. Yol üstündeki şu güzel köşke mi? Kapısının üstünde sarı bir zambak var. Evet, altında o sarı zambak. Altında Tanrı kralımızı korusun yazılı. Ha, o evet, o sarı zambak Comte Morsov'un armasıdır. Madame de Morsov da pek kuluk sever bir ev sahibidir. Madame de Morsov mu? Evet. Tura gider mi hiç? Gitmez. Ama son günlerde Angulem dükası için verilen baloya gittiğini sanıyorum. Oh. O da kim? Güzel omuzları olan kadın. Türen'de güzel omuzları olan pek çok kadın vardır delikanlı. Eğer cinsinin çiçeği olan bu kadın dünyanın bir yerinde oturuyorsa o yer buradan başkası olamaz. Öyle mi dersiniz? Genç olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Sizi gördükten sonra bu gerçeği daha iyi anlamaya başladım. Heh, işte Madame de Morsov da gezintiden dönüyor. Bakın bakalım o güzel omuzlar bunlar mı? Oh, evet o. Oh. Talihlisiniz çocuğum. Sizin yerinizde olmak isterdim. Aa, ne o, ağlıyor musunuz? Bağışlayın Monsieur. Silin gözyaşlarınızı. Böyle duygululuklar soygular çevresinde hafiflik sayılır. Kendinize gelin, sizi ona tanıtacağım. Yanındaki çocuk kim? Kızı. Kontes iyi bir annedir, kızını da pek sever. Ama bir anneden çok bir ablayı andırır. Comte Morsov da çocuk denecek bir yaşta evlenmiştir. Comte Morsov Turen'deki tarihsel bir ailenin tek temsilcisidir. Ailesinin ünü 11. Louis çağında başlar. Ama şu gördüğünüz sarı zambak armalı şato Lonon-sur-Givry hanedanından olan karısınındır. Salım artık geldiler. Günaydın Monsieur de Chaussée. Günaydın Madame la Comtesse. Ne güzel bir sabah değil mi? Evet madam, güzel bir sabah. Size takdim edilmek şerefini kendisinden esirgememenizi dileyeceğim konuğum da bu sabahın güzelliğine kapılmış, turdan yaya olarak yola çıkmış. Ne diyorsunuz? Turdan buraya kadar yürümek olacak şey değil. Gençlik pek kutsal bir çılgınlıktır madam. Kim bilir ne kadar yorulmuşsunuzdur Mesih. Şimdi bütün yorgunluğumu unutmama rağmen itiraf etmeliyim ki bir hayli yorulmuştum madam. Güzel vadimizin konukseverliğinden kuşkulanmamalısınız Mesih. Beraberce yemek zevkini bize lütfedersiniz şüphesiz. Pek naziksiniz madam ama kalmak güç olacak, madam döşesel bizi bekliyor. Siz bütün günler için onunsunuz. Kaldı ki kendisine haber gönderebiliriz. Yalnız mı? Hayır, yanında Mesih de Kelly var. Madame de Chaussée, sayın rahibimiz Kelly'nin şefkat dolu sözlerinden yararlanacağına göre yemeğe rahatlıkla kalabilirsiniz. Bakın işte kocam da dönüyor. Umarım ki onu kırmazsınız. Sizin her dileğiniz benim için emirdir madam. Comte Morsov'un sağlığı nasıl? Daha iyi. Günaydın baylar. Günaydın. Günaydın. Jacques'ı nerede bıraktınız? Gezintiye çıkmak istemedi. Bakın Monsieur de Chaussée'nin konuğu turdan yaya gelmiş. Ben de bizimle birlikte yemek lütfunda bulunurlarsa pek sevineceğimizi söyledim. Turdan yaya mı gelmiş? Evet gençsiniz. Ama ihtiyatsızlık etmişsiniz Monsieur. Monsieur Felix, Comte de Vandenesse'in küçük oğludur. Tanıştığıma sevindim. Yorucu bir tahsil hayatı sağlığını yıpratmış. Bir süre burada dinlenecek. Of, öğretim ve eğitim sistemimiz çocuklar için gerçekten dehşet verici. Gereksiz bir takım bilimlerle körpe beyinleri vaktinden önce yıpratıyorlar. Vadimizin havası sağlığınızı kısa bir sürede kazandıracaktır Monsieur. Burada dinlenirsiniz delikanlı. Üzerinizden geçmiş olan düşünce çağı altında ezilmişsinizdir. Gittikçe yoğunlaşan bu öğretim sistemi sağlığımızı bozacak olursa bizler için berbat bir yüzyıl hazırlıyor demektir. Buyurun. Karnımız acıktı değil mi? Öylesine mutluydum ki Fransa, Fransa, benim güzel Fransam diye bağırdım kendi kendime. Çocukluğumdan beri seyrine doyamadığım o parlak yıldızı bulmuştum sonunda. Mavi steplerden düşen o sarı yıldız, uçsuz bucaksız Turen Vadisi'nin muhteşem bir şatosunda sarı bir zambaktı artık. Binbir bahane icat ederek her fırsatta koştuğum Kloşkurt Şatosu'nun kapısındaki armada sarı bir zambak değil,
onun güzel ve mahzun yüzünü görüyordum. İçim ferahlık ve mutlulukla doluyordu. Aşk bu değilse eğer başka ne olabilirdi ki? Günaydın delikanlı. Nasılsınız Monsieur le Comte? İyiyim. Bu sıcakta dolaştığınıza göre kırları seviyorsunuz herhalde. Beni buraya açık havada yaşamak için gönderdiler. Öyleyse gelin çavdarların biçilişini görün. Sevinçle gelirim. Ama açıklamalıyım ki inanamayacağınız kadar bilgisizim bu konuda. Ne çavdarı buğdaydan ayırabilirim, ne de kabak ağacını bir başka ağaçtan. Ne toprağı ne de ekinleri tanıttılar bana. Gelin öyleyse. Monsieur Chassel'in yanında hiçbir şey öğrenemezsiniz. Oh, kahyasının hesaplarına bakmaktan başka bir şeyle uğraşmayan pek sayın bir kişidir. Baba! Ne var, ne oluyor? Beni de beraber götürmez misiniz? Oo, çok sıcak yorulursun. Yorulmam. Çavdarların biçilişini görmek istiyorum. Jack nerede? Annemle beraber mermer kanepede oturuyorlardı. İşte geliyorlar. Mermer kanepede mi? Şu kadınlar ne ihtiyatsız yaratıklardır, bilemezsiniz Felix. Boğazı ağrıyan bir çocuğu derenin rutubetine karşı taştan bir yerde oturtmak. Ama taş sıcaktan yanıyordu baba. Küçük de olsalar kadınlar her zaman haklı çıkmak isterler. Gel Jack. Babam seni hasta sanıyor. Ona iyileşmiş olduğunu göster. Günaydın. Günaydın madem. Ne kadar ihtiyatsızsınız. Çocukları taş bir sıraya oturtmuşsunuz. Üzülmeyin dostum. Jack bu akşam çok iyi uyudu. İnsan bu kadar hastalıklı çocuklar meydana getirince onlara bakmasını da bilmeli değil mi? Yukarıda sıcaktan boğuluyorlardı. Serin hava sağlıklarına daha iyi geliyor. Gezintimizi başka bir güne bırakabiliriz Monsieur le Comte. Hayır, gidelim. Ben bu çocukların sağlığı için hayatımı vermeye hazırım. Ama artık bu gibi hastalıklarına da alışmış bulunuyorum. Üzülmenize hiçbir sebep yok dostum. Jack bir gece önce hemen hiç uyuyamadı. Sinirli bir çocuk. Kötü bir düş de görmüş olabilir. Hepsi bundan ibaret. Ben kendisini uyutmak için sabaha kadar başından ayrılmadım. Ona masallar anlattım. Doktoru göndereyim mi? Hayır, lüzum yok. Çavdarlarınızın başına gidin. Biliyorsunuz ya, siz orada olmayınca ortakçılar ekin demetlerimiz kaldırılmadan yabancı işçileri tarlaya sokuyorlar. İlk tarım dersimi alıyorum madem. Ya, iyi bir okuldasınız monsieur. Evet, Clochegourde şatosunda görebileceklerini Frappel şatosunda göremezdi tabii. Frappel değerli bir gümüş takımdır. Clochegourde ise eşsiz inciler saklayan bir kutu. Öyledir ama bizim olmadan önce burası pek bakımsızdı. Clochegourde'dan hoşlandığınızı sevinçle görüyorum monsieur. Paris'te gecelerimi okulun yatakhanesinden parlak bir yıldıza bakmakla geçirirdim madem. Clochegourde'da bu yıldızı buldum. Neymiş o yıldız? Armanızın üstüne oyulmuş o sarı zambak. Geceler boyunca bakmaya doyamadığım o parlak yıldızın aynı. İşte benim hayatım Felix. Ne kadar doğru söylediniz. Sarı bir zambak ve uçsuz bucaksız çavdar tarlaları. Yanlış anlamamanızı rica ederim Henriette. Bundan hiçbir zaman yakınmadım. Buraya ne hoş kokular geliyor. Burada ne güzel ışık oyunları var. Bu işlenmemiş toprağın benim olmasını isterdim. Ellerimle kazarak hazineler bulurdum onda. Ruhun yaprak gölgeleri içinde yıkandığı şu nehrin kıvrılışını daima görmek için nelere katlanmazdım. Burası sizin için bir kıraç topraksa eğer, benim için gerçek bir cennet. Şiir yazmayı seviyorsunuz herhalde delikanlı. Hiç yazmadım. Ama artık yazabilirim sanıyorum. Ancak sizin olmasını istediğiniz bu toprak taşıdığınız ada layık bir yer değil. Duyuyor musunuz? İşte azayın çanları çalmaya başladı. Oh, hangi çanlar baba? Ben duymuyorum. Sağ mısın sen? Çan sesleri beynimin içinde oluyor. Sakin ol dostum. Oo, tanrım, bu ne korkunç gürültü. İsterseniz dönelim de evde bir tavla oynayalım. Zarların gürültüsü çan seslerini unutturur. Susturun artık şu çanları. Elini bana ver. Sustur. Siz de koluna girin monsieur. Dönüyoruz. Evet. Susturun. Monsieur de Morsof uyuyor. Böyle zamanlarda kendisine içinde birkaç haşhaş eritilmiş su veririm.
Geçirdiği sinir buhranları böyle basit bir ilaçla hemen düzelecek kadar seyrektir. Monsieur, kötü bir tesadüf şimdiye kadar herkesten titizlikle saklanmış olan bir sırrı avuçlarınıza verdi. Bu sahneyi kalbinize gömmeyi bana vaat ediniz. Sizden rica ederim. Bunu benim için yapacaksınız. And içmenizi isteyecek değilim. Şerefli bir insanın sözü yeter. Gerekli olmadığı halde bu sözü almış bulunuyorsunuz madem. Gençliğinde çektiği acıların sonuçlarına bakarak Monsieur de Morsov'u yanlış tanımanızı istemem. Yarın söylediklerini tamamen unutmuş olacaktır. Onu gayet nazik ve her zamanki gibi dost bulacaksınız. Kontu haklı çıkarmaktan vazgeçiniz madem. Monsieur de Morsov'u hemen iyileştirerek mutluluğunuzu sağlamak için kendimi öldürmem gerekseydi bunu hiç düşünmeden yapardım. Size hayatımı verebilirim ama vicdanımı veremem. Bu vicdanı dinlemeyebilirim ama konuşmasına da engel olamam. Vicdanım Monsieur de Morsov'un bir... Susunuz. Yalvarırım. Gene de anlıyorum sizi. Kontu şımarık bir çocuk gibi sinirlidir. Bu buhran uzun aralıklarla, özellikle sıcak yaz aylarında başına gelir. Savaşta böylesine hasta düşmeseydi hiç kuşkum yok ki yurdunun şerefi olurdu. Bunu biliyorum. Ruhumu okuyorsunuz. Böylesine bir gücü nereden aldınız? Aşkımdan madem. Susunuz. Yalvarırım susunuz. O kadar çok yönden birleşiyoruz ki. Acıyı da sevinci de derinlemesine duyabilen bir mutlu azınlıktanız. Anlaşmalar içindeyse sonsuz bir mutluluk duyuyoruz. Acısız ve sevinçsiz kaldığımız durgun anlarımızda da içimizde kendi kendine çalıp konuşan bir ork var. Sükût içinde kaybolup giden seslere aşinayız. Sizi evimize kadar getiren ne türlü bir güçtür. Tanrı bana yardım etmek, beni eşsiz bir dostlukla korumak mı istiyor? Öyle sanıyorum ki Tanrı sevenleri ve sevilenleri korur. Sevmek ve sevilmek boşluğa ve hiçliğe karşı çıkan en güçlü direniştir. Duygululuk tanrısızlığı yener. Bu kadar genç olduğunuz halde bunları nasıl bilebiliyorsunuz? Biliyorum madem. Çünkü çocukluğum uzun bir yalnızlıktır. Ya, çocukluğumuz da aynıymış meğer. Öyleyse acı çekmekte yalnız değilmişiz. Burada birbirimizi bulmadan önce aynı alemden yola çıkmışız. Yalnız buraya siz doğudan geldiniz, bense batıdan. Doğu size, batı da bana olsun. Siz bahtiyar olacaksınız. Çünkü erkekler hayatlarını kendileri yaparlar. Biz kadınlarsa ömrümüz sonsuza kadar belirlenmiştir. Kadın bu ağır zincire erdemin ta kendisi olan altın bir mühürle bağlıdır. Ve hiçbir güç bu zinciri kıramaz Felix. Ah Felix, beni anlıyorsunuz değil mi? Güçsüzlüğe karşı çıkacak gücüm yok benim. Güçsüzlük ve çocukluk beni her zaman yenebilir. Güçlülere bütün varlığımla karşı koyabilirim. Ama kendilerine acıdığım kimselere karşı güçsüzüm. Eğer Madeleine'i kurtarmak için ona acı çektirmek gerekseydi onunla birlikte ölürdüm de yapamazdım. Acımak bütün varlığımı gevşetir, sinirlerimi dondurur. Oh, tükenen gücümü yeniden canlandıramadığım için neredeyse öleceğim. Monsieur de Morsov beni öldürmüş olacak ve bu yüzden kendisi de ölecek. Neden bir ay için Kloşkurt'tan ayrılmıyorsunuz? Yapamam. Çocuklarınızla birlikte bir deniz kıyısına gitmelisiniz. Önce eğer buradan ayrılırsam Monsieur de Morsov kendisini çöllerde kaybolmuş sanacaktır. Onun varlığında erkekle hasta birbirine karışmaktadır. Kaldı ki haksız da olmayacaktır. Burada ben olmazsam her iş alt üst olur. Jack'ın öğretmeni, Madeleine'in mürebbiyesi benim. Hem kahya hem müdürüm. Bir toprağı işletmenin ne yorucu incelikleri olduğunu anlamanız için Kloşkur'da bir ay kalmanız gerekir. Para olarak gelirimiz pek azdır. Çiftliklerimizi yarıcılıkla işletiyoruz. Bu ise her zaman kontrol istiyor. Bu işleri hiç değilse bir ay için Monsieur de Morsov da yapabilir. Onun nasıl bir buhranla yatağa serildiğini gördünüz. Ben burada olmazsam bu buhranlar daha da sıklaşabilir. Toprağımızın ürünlerini kendimiz satmalıyız. Ya, görüyorsunuz ki kurşun yağmurluklar çatımıza ne kadar bağlıysa ben de Kloşkur'da o kadar bağlıyım. Size karşı içimde hiçbir gizli şey bırakmadım Felix. Turenliler Kloşkurt'un acılarını ve sırlarını bilmezler. Oysa siz bütün bunları öğrenmiş bulunuyorsunuz. Meğer ben hiçbir zaman acı çekmemişim. Bu duyduklarınız hayatı düşlerinizin size umdurduğu gibi değil, gerçekte yaşandığı gibi gösterecek.
Herkesin kendine göre kusurları ve üstünlükleri vardır. Eğer eli açık bir adama varmış olsaydım belki de beni yoksulluğa sürüklerdi. Eğer ateşli bir delikanlıya verilmiş olsaydım belki de kıskançlıktan ölürdüm. Oysa Monsieur de Morsov beni ne kadar sevebilmesi mümkünse o kadar sever. İnanın bana Felix, aşkla dolu bir hayat o dünyasal çarkın yasalarında pek kural dışıdır. Her çiçek ölür. Büyük sevinçlerin umutlu yarınları olsa bile bu yarınlar o sevinçleri küllendirir. Büyütüyorsunuz. Ya inanın ki büyütmüyorum. Mutlu yarınların umudu olmasaydı nasıl yaşayabilirdi insan? İşte benim gibi yaşardı. Şu yeşil ısırgan otuna bakın. Güneş ayağının dibine kadar geldiği halde onu kavramıyor. Gerçek hayat acı bir serüvendir. Ender gülümsemeler görünmez değil ama nelerle ödenir bilseniz. Eğer benim acılarım ailemin mutluluğunu sağlayabiliyorsa bunlara acılarım demek doğru olur mu? Evet, doğru olur. Ama bahçelerinizdeki meyvanın tadını tatmak için kendi acılarım nasıl bana gerekmişse bu acılar da öylece gereklidir. Ana olan kadınlar duydukları zevkten çok yaptıkları fedakarlıklarla mutlanır. Kadınlar sadece ana değildirler. Monsieur de Morsov'un ihtiyarlığının benim sayemde ışıklanmayacağını kim söyleyebilir? Şüphesiz ışıklanacaktır. Fakat sizin ihtiyarlığınızın büsbütün kararması bahasına. Bakın birbirimize hangi yollardan yürüyüp geldik. Hangi çekim bizi iki sıra dağı arasından bu tatlı suyun kaynağına geçirip ulaştırdı? İşte öyle bir eşiğin önünde bulunuyoruz ki sevinç çığlıklarıyla dünyayı bağışlayacak bize. Kaderin birleştirdiğini kim çözebilmiş ki? Sözünü ettiğimiz geçmiş acılarımız güneşlerin en güzelince filizlenmek üzere çiftçinin bol bol serptiği tohumdur. Yeşerecek her filizi birer birer almak için beraberce koşmayacak mıyız? Bana bir şey söyleyin yoksa bir daha Kloşkur'da gelmem. Aşk sözünü işitmekten beni korudunuz. Teşekkür ederim. Ama bilmediğim, asla bilmeyeceğim duygulardan söz açtınız. Siz bir çocuksunuz Felix. Gene de bağışlıyorum sizi. Lakin bu son olmalı. Gönlümün analıkla dolu olduğunu unutmamalısınız. Monsieur de Morsov'u ne bir güven duygusuyla ne de sonsuz mutlulukları bezirgence hesap ederek sevdim. Hayır, ona kopmaz bir bağla bağlıyım. Evlenmeye zorlanmış değilim, kendim istedim. Evliliğimi gerçekleştiren talihsizliklere karşı duyduğum yakınlık oldu. Hayır, hayır. Bir ananın sütüne acı katmayın. Size anlattıklarım bütün şefkatimle sarmam gereken bu üç çocuğu yeterince açıklamış olmalıdır. Eğer bu üç çocuğa saygı göstermezseniz size haber vereyim ki bu evin kapıları yüzünüze kapanacaktır. Saf dostluklara inandığım için suçlu olabilirim ama hiçbir zaman analık görevimde hata etmem. Bir dost istemiştim. Herkesin olan rahip yerine sadece benim olan bir dost. Sıcak sesiyle beni azarlasa bile gene de beni dinleyecek, anlayacak bir dost. Hapsetmekte devam edersem beni boğabilecek çığlıklarımı gereğinde kendisine haykırabileceğim bir dost. Ölümüyle büsbütün kimsesiz kaldığım teyzemin yerini tutabilecek bir dost. Ay ışığıyla aydınlanan iki büyük gözyaşı güzel gözlerinden süzüldü, yanaklarından indi. Onları düşmeden almak için elimi uzattım ve 10 yıllık gizli ağlamaların, boşuna harcanmış duyguların, aralıksız ve yorucu çabaların, sürekli korkuların ve kadın cinsinin en yüksek kahramanlığını gösteren bu sözlerin heyecana boğduğu dindarca bir özlem içinde bu sıcak gözyaşlarını içtim. Ey Henriette'im, bu dünya üstünde parlayacak olan en temiz aşkı sana vakfediyorum. İşte aşkın ilk ve kutsal ayini. Şimdi de ruhunuzla birleşiyorum. Bu gözyaşlarını içmekten duyduğum mutluluğu bana dünyada hangi kadın verebilirdi? Umutsuzca sevmek de bir bahtiyarlıktır. Benim için acılara mal olacak bu anlaşmayı duraksamadan kabul ediyorum. İçimde hiçbir düşünce ve hesap bulunmaksızın size benliğimi veriyorum. Nasıl olmamı isterseniz öyle olacağım.
Bizi bağlayan bağları daha da sıkmaya hiçbir zaman kalkışmayacaksınız değil mi? Asla. Ama herhalde bana hakkım olandan daima daha eksiğini vereceksiniz. İlk davranışınız bir güvensizlik mi olmalıydı? Hayır. İlk davranışım saf ve derin bir hazdır. Dinleyin beni. Sizden bir isim istiyorum. Birbirimize vakfettiğimiz duygu gibi kimseye ait olmayacak olan bir isim. Çok şey istiyorsunuz. Monsieur de Marsof bana Blanche der. Dünyada benim için tek insan, en çok sevmiş olduğum, tapılmaya layık teyzemse Harriet derdi. Sizin için de yeniden Harriet olacağım. Çok ama pek çok mutluyum. Dostum, ilk adımda yolun sonunda varmakla hata etmediniz mi? Temiz bir yürekle sunulmuş bir bardağı ilk yudumda tükettiniz. Gerçek bir duygu paylaşılmaz. Ya vardır ya da yoktur. Her söylediğiniz benim için kutsaldır. Monsieur de Morsov son derece dürüst ve onurlu bir insandır. Onu nöbet halinde gördüğünüz için bir süre sizden kaçacak. İsmi şu birkaç gün Kloşkur'da dönmeyin. Ama sizi görmeden ve işitmeden birkaç gün... Ya, bana söyleyeceğiniz sözlere bu sıcaklığı hiçbir zaman katmayın. Madem söz verdim. Siz nasıl isterseniz öyle olacağım. Geç oldu. Ayrılalım artık. Elinizi öpebilir miyim? Bu eli ancak size vereceğim zaman alınız. Davranışlarımda hür olmalıyım. Yoksa buyruğunuza bağlı yaratık bir olurum ki bunu hiçbir zaman istemem. Hoşça kalın. Durun durun. Doğrusu bu gece iyi davrandınız dostum. Geleceğimi kurtardınız. Alın. Elimi öpebilirsiniz. Dargın değiliz ya Felix. Dargın mı? Ne demek istediğinizi anlamadım Monsieur le Comte. Neden dargın olalım? Eğer bazı uygunsuz davranışlarım olduysa bunu ihtiyar arkadaşınıza bağışlarsınız. Ben bazı işlerimi bitirmek için tura gitmek zorundayım. Kloşkur'du ihmal etmemenizi rica ederim. Size sormayı düşündüğüm bir şeyi az kaldı unutuyordum. Ünlü diplomat Van Deneys'le yakınlığınız var mı? Evet, abimdir. Öyle mi? Bunu öğrendiğime çok sevindim doğrusu. Şimdilik hoşça kalın aziz dostum. Hoşça kal Blanche. Güle güle gidin, kendinize iyi bakın olmaz mı? Bana öylesine şefkat gösteriyorsunuz ki Blanche. Doğrusu bundan övünmem mi gerek, yerinmem mi bir türlü kestiremiyorum. Sadece kabul etmekle yetinin. El olsun. Hoşça kal. Neniz var Felix? Heyecanlı görünüyorsunuz. Sizin için pek hayırlı şeyler işittim. Babamın servet ve mevkine yeniden kavuştuğunu işitmiş olmalısınız. Ama neden heyecanlısınız? Çok seven her insan gibi bir takım belirsiz korkular duyuyorum. Acaba şimdi huzurunda bulunduğum Fransa'nın en önemli kadınlarından biri olan Lönancourt düşesi benimle dostluğuna devam edebilecek mi? Bu nasıl söz? Hele bir daha böyle bir şey düşünün. Sizi küçümsemekle kalmam, ebediyen unuturum. Teşekkür ederim Henriette. Evet. Ben her zaman için sizin Henriette'nizim. Siz de her zaman için benim teyzemsiniz. Sizi teyzeniz gibi sevmek ve teyzeniz gibi sevilmek benim için ne büyük bir bahtiyarlıktır. Ne yaptığımız, ne bildiğimiz, ne de dilediğimiz yasalardan yararlandık. Ne dilencilik, ne de açgözlülük ettik. Monsieur de Morsof'un Kloşkur'dan ayrılmayacağını biliyorsunuz değil mi? Kralın hasta alayı komutanlığını reddetmesini söyledim. Niçin yaptınız bunu? Sağlığı el vermezdi. Bu zorunlu alçak gönüllülük küçük yakımıza yararlı oldu. Kral bizim reddettiğimiz mevkiyi ileride oğlumuza bağışlayacağını söylemiş. Jacques iki hanedanı, Lönancourt'larla Morsof'ları temsil edecek. Ben yükselme tutkusunu ancak onun hesabına duyabilirim. Duyduğum kuşkular da bu yüzden çoğalıyor. Jacques'ın hem yaşaması hem de adına layık olması gerek. İşte birbiriyle çarpışan iki zorunluluk. Üzülmeyin, ikisi de olacak. Jacques'ı Paris'te okutmak gerekecek. O kocaman kentte onu hangi dosta emanet edebilirim ki? Aziz dostum, alnınızı ve gözlerinizi gören her insan sizin yükseklerde yaşaması gereken kuşlardan olduğunuzu anlar. O yükseklerde uçmaya hazırlanın. Jacques'ımızı da himaye edin. Neler söylüyorsunuz? Sizin yanınızdan ayrılmam mümkün mü? Teyzem her zaman benim yanımda değildi ki. Gidin Paris'e. Babanızın nüfuzuna bizim nüfuzumuzu da katın. Gücünüzün fazlasını soylu bir tutkuya yöneltin.
Bana yükselme tutkusuyla yeni bir sevgili bulmak istediğinizi anlıyorum. Tamamıyla size ait olmak için buna ihtiyacım yok. Hayır, buradaki itaatime karşılık oradaki lütuflarla mükafatlandırılmak istemiyorum. Belki gidebilirim ama kendi kendime, kendi gücümle büyümek üzere. Çocukluk. Kendimi size adadım ben. Bunu bilerek, düşünerek ve isteyerek yaptım. Hiçbir zaman koparılmayacak bağlarla bağlandım. Sizi umutsuzca ve tam bir özgelikle seveceğim. Evet, insanın Tanrı'ya yaptığını size yapacağım. Bunun böyle olmasını siz istemediniz mi? Bir papaz okuluna girip rahip olacağım ve Jack'ı yetiştireceğim. Ya. Bir erkeği saran ve beni de bir kez yenmiş olan o çılgın isteklerden hiçbirini düşünüp korkmayınız madem. Kendimi alevde yakacak ve sizi tertemiz kılacağım. Ya Felix dostum, mutluluğunuza bir gün engel olabilecek bağlarla kendinizi bağlamayın. Beni vicdan acısından öldürmek mi istiyorsunuz? Hayatı yargılamak için hayatın çetinliklerini bekleyin. Bunu sizden ben istiyorum. Gerekirse emrediyorum. Ne kiliseyle ne de bir kadınla evleneceksiniz. 21 yaşındasınız. Geleceğin size neler hazırladığını bile doğru dürüst bilmiyorsunuz. Tanrım, sizi tanımamış mıyım yoksa? Bir ruhu tanımak için 2 ay yeter sanmıştım. Düşündüğünüz nedir? Yardımımı kabul edin, yükselin. Düşündüğümün ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Kızım Madeleine'in tuttuğunuz elini hiçbir zaman bırakmayınız. Neler söylüyorsunuz? Kızınızla evlenmek mi? Asla. Bilseydi, bilmem ki beni anlar mıydı. Onu kaybetmek benim için ölmek demektir. Sırrımı ihtiyar rahibe açtım. Günahlarımı bağışlamasını diledim. Onu gördüğüm günden beri hayatım sürekli bir ıstırap olmuştu. Ve ben bu ıstırabı seviyordum. Daha az ana, daha az şerefli bir insan olduğumu hissedince boşuna bir pişmanlık yüreğimi yakmaya başlamıştı. Görevimde kusur etmekten korkarak daima daha çoğunu yapmaya çalıştım. Onu uzaklaştırmalısınız kızım. Yapamam sayın rahip, yapamam. Sizi anlıyorum yavrum, ama gene de yapmalısınız diyeceğim. O benim bütün düşüncemi kapladı. Onu yanımdan uzaklaştırabilirsem de düşüncelerinden uzaklaştıramam ki. Düşünceyi önlemek mümkün değildir kızım, ama düşüncenin nedenlerini önlemek mümkündür. Düşüncenizden uzaklaştıramadığınızı yanınızdan uzaklaştırmalısınız. Günahkarsam eğer düşüncemle de günahkarım. Düşünceyle davranış arasında kendi payıma hiçbir fark görmüyorum. Çocuklarınızı düşünün. Evet, her 3 çocuğumu da. Onları düşünmeseydim böylesine acılara katlanabilir miydim? Katlandığım acılarla onlara olan borcumu ödüyorum. Ya Tanrı'ya olan borcunuz? Sevmek Tanrı'ya bağlanmak değil midir? Tanrı'ya bağlanmak görevlerinizi yerine getirmekle mümkündür. Görevlerimi daha büyük bir titizlikle yerine getiriyorum. Öyle sanıyorum ki her 3 çocuğum da, Jack, Madeleine ve kocam benden hoşnutturlar. Siz saf ve melekler kadar temizsiniz kızım. Bunu ben biliyorum ama sadece benim bilmem yetmez. Çevrenizdeki insanların da bundan kuşkulanmamaları gerekir. Onu hiç görmeden düşünürsem her şey mahvolacaktır. Beni kendi kendimden kurtarın. Onun benim yanımda kalmasını ve böylelikle benim de günahsız kalmamı sağlayın. Ona bir gün kızınızı vermeyi kararlaştırmak suretiyle kendisini oğlunuz gibi sevebilirsiniz kızım. Come on.
Hadi çocuklar, bakalım en güzel salkımı hangimiz bulacağız? Bak anne, işte en güzelini buldum. Ya benimki anne, benim salkımı nasıl buluyorsunuz? Sevgili çocuk, sıcağa dikkat et. Ama onlardan daha büyük olduğum için en güzel salkımı bulmak bana düşer. Yenilmeyi sevmem. Aa, bilmez miyim? Gelin şöyle bakayım. Oo, ter içindesiniz Felix. Beni gerçekten şımartıyorsunuz. Üşüteceksiniz kendinize ama. Anneciğim bak, Jack da güzel bir salkım buldu. Felix'inkinden daha iri. Öyle mi? Yarışa devam öyleyse. Hayır çocuklar, hayır. Güneş bir hayli yükseldi, eve dönüyoruz. Olur mu ama? Daha yeni başlamıştık. Madeleine, itaat etmeliyiz. Evet Felix, itaat edeceğinize söz vermiştiniz. Ben kendi payıma verdiğim sözü tutuyorum. Hadi çocuklar gelin. Hadi Madeleine. Hayır Felix, papazlığınız nasıl mümkün değilse bu da mümkün değildir. Kafanızdan bu düşünceleri silin. Siz Vendessa Vicomte'un yakın mürebbisi olacaksınız ha. Bu sözle ana kalbimi en ince derinliklerine kadar fethediyorsunuz ama varlığındaki kadın sizi çok sevdiği için bağlılığınızın kurbanı olmanıza izin vermez. Niçin olmasın? Sizden birçok şeyler uman ailenizin yüz karası mı olmak istiyorsunuz? Bu fedakarlığınızın ücreti tamir kabil olmayan bir düşüştür. Siz ki en büyük mevkiler için yaratılmışsınız. Benim en büyük mevkiyim sizin yanınızdadır Henriette. Ah dostum, beni böylesine bir yükün altında ezmeye hakkınız yok. Saray kadınlarının himaye eden bir bakışa ne kadar küstahlık, bir söze ne kadar küçümseme, bir selama ne kadar büyük bir hakaret koyabileceklerini tahmin edemezsiniz. Siz beni severseniz bütün dünyanın ne önemi var? Sizi bir mürebbi olarak görmek istemem. Toplumu olduğu gibi kabul etmek zorundasınız. Hayatta suçlar işlemeyiniz dostum. Bu delice... Bir aşktır. Hayır, aşk değil, lütuf ve şefkat. Bu delice düşünce benim mizacınız hakkında aydınlatıyor. Bu kadar iyi oluşunuzun size her zaman zararı dokunacaktır. Bu andan itibaren size bazı şeyleri öğretmek hakkını bana vermenizi istiyorum. Olaylara benim gözlerimle bakınız. Evet, köşeme çekilmiş olarak başarılarınızla övünmek isterim. Jack'ın öğrenimine gelince bu konuda kendinizi üzmeyin. Ona iyi bir ihtiyar rahip buluruz. Jack benim gururumdur. Hem artık büyüdü de 11'ine geldi. Ama ben hala onu küçücük görüyorum. Henriette, size hayatımı vermek isterdim. Beni teyzemin sevmiş olduğu gibi sevmeniz bana hayatınızı vermek değil midir? Hayatınızı böylece kabul edişim beni her an size karşı minnettar ediyor. Oh, bu nakışı da artık bitirmeliyim. Bir hayli uzadı. Bu yorucu işe neden başladığımı belki de bilmezsiniz Felix. Erkekler hayat kavgasına katılarak acılarını unuturlar. Günlük çalışmaları onları avutur. Biz kadınlarınsa bu türlü dayanaklarımız pek azdır. Hazin düşüncelerle bunalırken kocama ve çocuklarıma gülümseyebilmek için elimde böyle bir nakış bulunmalı. Yoksa yapamam. Bir nakışın koruyuculuğuna sığınmak. Evet Felix. Gerekirse bir nakışın koruyuculuğuna sığınabilirim. Böylelikle düşüncelerimin bitkinliğine eklenen heyecanlardan korurum kendimi. Düşüncenin yardımı olmaksızın kendiliğinden işleyen parmaklar bir beşik gibidir. Fırtınaların kasıp kavurduğu ruhlar bu beşikte dinlenir. Acılarımı düzene koyacak bir çeşit met ve cezir. İğneyi batırdığım her noktaya sırlarımı gömüyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Erkeklerin çiçek buketlerine koydukları şeyleri biz kadınlar nakışlarımıza koyarız. Hiçbir zaman evlenmeyin Felix. Kadın şeytandan esinlenir. Yeryüzünde kötülük denen şey olmasaydı kadınların en uysalı bunu icat eder. Monsieur. Evet Blanche, siz benim celladımsınız. Ben sizin yükünüzüm. Benden kurtulmak istiyorsunuz. Monsieur. Kesin şu monsieurlerinizi. Bu evde amir benim. Ben ne dersem o olacak. Anladınız mı? Hep benim dediğim olacak. Sözlerime karşı konmasına dayanamam. Hem nasıl karşı koyabilirsiniz ki kadınlık görevinizi yerine getirmiyorsunuz? Beni her türlü mutluluktan yoksun bırakıyorsunuz. Monsieur, rica ederim. Biliyor musunuz Felix? Karım olduğunu iddia eden bu kadın ancak sizin olduğu kadar benimdir. Adımı taşır ama Tanrı'nın insanların yasalarından hiçbirine boyun eğmez.
Kendisini yalnız bırakmam için beni öteye beriye yollayarak canımdan bezdirir. Hoşuna gitmiyorum. Benden nefret ediyor. Korkunç bir bencillik içinde benden kurtulmak istiyor. Yalvarırım, yalvarırım. Yeter artık. Daha çok yaşayacak değilim madam. Benim yüzümden uzun zaman acı çekecek değilsiniz. Oo, başımın çatladığını hissediyorum. Canlar gene başladı. Duyuyor musunuz Felix? Evet evet duyuyorum. Azayın canları. Gittikçe daha büyük gürültüyle çalıyor. Of, dayanamıyorum bu can seslerine. Sakin olun Monsieur le Comte, neredeyse kesilir. Susturun. Susturun, dayanamayacağım. Dayanamayacağım. Susturun. Evet Aziz Anriyet. Sizi her görüşümde yeniden keşfediyor ve daha geniş bir hayata doğuyorum. Bir kayaya tırmanırken her adımda yeni bir ufuk gören bir gezgin gibiyim. Karşınızda sizi göremeyecek kadar gözlerim kamaşıyor. Mutluluğumu sorguya çekemeyecek kadar bahtiyarım. Sizinle öylesine doluyum ki artık kendi benliğimi bulamıyorum. Şimdiyi yakalamak tutkusu içinde geçmişi hatırlayamıyorum. Bu sürekli kendimden geçişi bilin de ondan doğan suçlarımı bağışlayın. Evet Aziz Anriyet'im. Ancak sizin yanınızda görebilir, sizin yanınızda duyabilir, sizin yanınızda yaşayabilirim. Dün sizi yeniden tanıdığım zaman ruhumda nasıl sevinç fırtınaları esti bilemezsiniz. Sesiniz ne kadar ahenkliydi. Sesinizin taptığım ahenginde bana en derin düşüncelerinizi bildirerek tanrısal teselliye ulaştıran bir acının belirsiz yankıları vardı. Dün sizin güzelliğinizden daha güzel bir şey, sesinizden daha tatlı olan bir şey, gözlerinizin ışıklarından daha parlak olan bir şey gördüm Anriyet. Bana ilham ettiğiniz saygı dolu kuşkuyu bıraktım dün. Kuşkusuz bir yürekle soluk almaya başlayınca sizinle beraber soluk almanın ne müstesna bir mutluluk olduğunu da kavradım. Bir an içinde göğe ne çok dua yükseldi. Tanrı'ya sizi sonsuza kadar bana bırakması için yalvarırken, ölmedimse eğer, ne acıdan ne de sevinçten ölünmüyor demektir. Dostum, bana bir daha böylesine dokunaklı bir mektup yazmayın. Acı sonsuzdur. Mutluluğunsa sınırları vardır. Siz aşkın cahilisiniz Anriyet. Aşkın ta göklerde yansıyıp parlayan mutlulukları vardır. İnsan gün olur ki bu mutluluğu haykırmaktan, hiç değilse yazmaktan kendini alıkoyamaz. Susun, bunları öğrenmek istemiyorum. Yanınızda sakin ve bahtiyarım. Size bütün düşüncelerimi söyleyebilirim. Bu itimadı sarsmamalısınız. Bir din adamının erdemiyle bir hayat adamının çekiciliğini neden birleştirmeyesiniz? Siz insana bir kadeh zehir bile içirebilirsiniz Anriyet. Yalvarırım. Yaralarımı bir dost eliyle kurutmak tadını benden almak mı istiyorsunuz? Acılarımı arttırmayın. Bunların hepsini bilemezsiniz. En gizlilere dayanılması en güç olanlardır. Eğer kadın olsaydınız, hiçbir şeyi düzeltmediği halde her şeyi düzeltirmiş gibi görünen dikkatlerle karşılaşınca mağrur bir ruhun nasıl acılarla dolu bir hüzne düştüğünü anlardınız. Efendisinin nezaket ve teveccühünü ancak onun hatalarına borçluk anlık. Onun suçlarına. Korkunç bir şey değil mi bu? Sonra bu geçici gücü kullanmayı da bilmiyorum. Tökezlemiş düşmanına son vuruşunu yapamayan bir şövalye gibiyim. Kendisine saygı göstermeniz gereken adamı yerde görmek, onun vuruşlarına hedef olmak için onu kaldırmak, alçalışına karşı onun duyduğundan daha çok acı duymak, geçici bir üstünlükten iyi niyetle yararlanırken bile şerefinizden bir şeyler yitirmek, bu amaçsız ve mutsuz didişmelerle bütün gücünü harcamak ve ancak öldürücü darbelere uğrarken saltanat sürmek. Oh, ölüm bunlardan çok daha iyi. Eğer çocuklarım olmasaydı kendimi hayatın akışına bırakırdım. Ama kimsenin bilmediği bu katlanışı ve cesareti göstermezsem onlar ne olur sonra?
Hayat ne türlü büyük olursa olsun onlar için yaşamam gerek. Bana aşktan söz açıyorsunuz. Aşktan. Dostum, bütün zayıf insanlar gibi merhametsiz olan bu adama beni hor görmek imkanını verirsem yaşamak gücünü gösterebilir miyim hiç? Tek gücüm lekesizliğimdir. Felix, erdemin kutsal suları vardır. İnsanın gücü bu sularda tazelenir. İnsan bu suların içinde kendisini Tanrı'ya adamış olarak çıkar. Dinleyin Henriette. Burada geçirilecek ancak bir haftam kaldı. İsterim ki... Bizden ayrılıyor musunuz? Babamın ne türlü bir karar vereceğini bilmiyorum. İşte 3 hafta oluyor ki... Günleri saymadım. Tam 3 hafta oldu. Doğru. Artık hayata başlamanız gerekiyor. Bu hayat yolculuğunda size yoldaşlık etmek isterdim Felix. Çok acı çekenler çok yaşamışlar demektir. Bu dünya hakkında münzevi ruhların hiçbir şey bilmediklerini sanmayın. Bir köşede gizlenmiş olanlar dünyayı daha iyi yargılayanlardır. Bana izin verin de oğluna ders gösteren bir ana gibi size birkaç şey öğreteyim Felix. Gideceğiniz gün size çok uzun bir mektup veririm. Bu mektupta dünya ve insanlar hakkında bu büyük çıkarlar çatışmasında güçlükleri yenmek için kendi halinde bir kadının düşüncelerini bulacaksınız. Ama bu mektubu ancak Paris'te açmayı bana vaat edin. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunlar kadınların yalnızca dolaşmayı sevdikleri küçük yollardır. Bu yolları bana bırakın. Vaat ediyorum. Sizden isteyeceğim bir yemin daha var. Ama bunu hoş göreceğinizi önceden vaat edin. Derhal ediyorum. Bakın, hangi salonda olursanız olun Felix, sakın kumar oynamayın. Bilin ki hiçbir salonu kural dışı tutmuyorum. Hiçbir zaman oynamayacağım. Teşekkür ederim. Oyunda yitireceğiniz zamanı daha iyi kullanmanız için size çok iyi imkanlar buldum. Başkalarının kaybedecekleri yerde siz kazanacaksınız. Nasıl? Bunu mektubumda okuyacaksınız. Bütün istediklerinizi şimdiden ve sonsuza kadar kabul ediyorum. Sizi yürüdüğünüz yolda içim titreyerek izleyeceğimi bilin. Doğru yolda giderseniz ne kadar sevineceğim. Şuraya buraya çarparsanız da ne kadar gözyaşı dökeceğim. İnanın bana ilgim eşsizdir. Siz benim için daima canlı bir rüya olacaksınız. Sizi güçlü ve başarılı bahtiyar görmek isterim. Siz benim dinim, ışığım. Siz benim her şeyim olacaksınız Henriette. Sadece güvenilen bir dostunuz olmak bana yeter. Diyeceğim ki o uyuyor. Ve ben onun için uyumuyorum. Her gece yüzünüzü parlak bir yıldızla göreceğim. Hangisinde? Sarı bir zambağa andıran yıldızda. Öyleyse ben de o yıldızın aracılığıyla size seslenirim. Sesinizi daima kulaklarımda duymak benim için ne büyük bir mutluluk. Hayattan öğrendiklerimi size verebildimse, sizi dünya tehlikelerine karşı silahlandırabildimse ben de mutluyum. Hem böylelikle yasaklanmamış bir ana sevgisinin zevkini tadacağım. Beşiğinde uyuyan Jack'ın sütünü vermek için zaman zaman uyandırdığım günlerdeki gibi kutsal bir zevk. Siz de bu kadar acı çektiğiniz halde o korkunç kolejlerde elde edemediğiniz ancak biz kadınların size verebileceği hayat bilgileriyle güçlendirilmesi gereken bir çocuk adam değil misiniz Felix? Henriette. Benim bu duygularım başarılarınızı etkiler, onları hazırlar ve sağlamlaştırır. Bir insanın hayat davranışlarının kurallarını çizmek çocuk tarafından anlayışla karşılanmalıdır. Ana bu kuralları çizerken yanılsa bile çocuk onu bağışlar. Bilir ki bütün bu hataların karşılığı bir kendini feda edişle ödenmiştir. Felix! Felix! Buradayım anne. Deminden beri seni arıyorum. Gel seni Lady Dudley ile tanıştıracağım. Lady Dudley ile mi? Evet, bunu kendisi istedi. Ben de seni bulup getireceğimi söyledim. Bu kadar gerekli mi? Kralın katibi olduğun halde hala bir çocuk gibisin Felix. Senden tanışmak istemesi layık olmadığın derecede büyük bir şereftir. Elize salonlarında herkes onun güzelliğinden söz ediyor biliyorum. Güzelliği bir yana, Fransa'yı fetheden yeni bir Wellington. İngiltere'nin en zengin kadını. Hem hiçbiri evlenmemiş bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. Sonra da İngiltere ayağının en seçkinlerinden bir ihtiyarla evlenmiş değil mi? Evet, Lord Dudley ile. Hadi gel.
Sevgili Lady, işte oğlum. Onu size emanet ediyorum. Sizinle tanıştığıma pek sevindim monsieur. Ben de öyle madam. Hemen her yerde övüldüğünüzü duydum. Kloşkurt şatosunda güzel bir tatil geçirmişsiniz. Evet madam. Kloşkurt'ta sağlığımı kazandım. Ne kadar iyi. Uçsuz bucaksız bir vadi ve sapsarı zambaklar insana birçok şeyler kazandırır. İşte vaat ettiğim mektup Felix. Bu mektubu yazarken geceler boyunca sizi düşündüm. Ve bakışlarımızı birleştirmeyi kararlaştırdığımız o parlak sarı yıldızla gözlerinizi gördüm. Sizi topluma teslim etmek, sizden vazgeçmek değil miydi? Ama ben kendi mutluluğumu başarılı geleceğinize feda edecek kadar çok seviyorum sizi. Dilerim ki çevrenizi alacak kadınlar arasında sizi böylesine sevebilecekler de bulunsun. Sizi yaşadığım sürece izleyeceğim dostum. Gizlendiğim köşemden koruyacağım. Mevkinizi adınızın yüksekliği ve hızla eriştirebilmeniz için dilekte bulunmaktan daha çok bir şeyler yapabildiğime kendimi inandırmak istiyorum. Hayatınıza gizlice katılmak kendime verebileceğim tek mutluluktur. Size elveda demiyorum. Ayrılmış bulunuyoruz. Artık elimin üzerine dudaklarınızı koyamazsınız. Ama yüreğimde ne türlü bir yeriniz olduğunu da umarım ki anlamış bulunuyorsunuz. Felix. Majeste. Nasıl bu Morsov kontu olacak adam yaşamakta hala ısrar ediyor mu? Sağlığı düzelmektedir majeste. Morsov kontesi kendisini daima görmek istediğim bir melektir. Ne yazık ki onu ziyaret edemeyecek kadar yaşlı ve hastayım. Öyle düşünüyorum ki genç katibim bunu pek hala yapabilir. Emredersiniz majeste. 6 ay süreyle serbestsiniz. Teşekkür ederim majeste. Çok yorulduğunuzun farkındayım. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Yerinize kimi düşünüyorsunuz? Kimi bırakacaksınız? Kimi emredersiniz? Size birini vereceğim. Ama siz başkatip olarak kalacaksınız. Geçenlerde sözünü ettiğim delikanlının size yardımcı olarak atanmasına karar verdim. Öyle sanıyorum ki öbürlerinden daha değerli. Evet, majeste. Siz bir başkasını mı isterdiniz? Sadakatleri eşit olanlar arasından en uygununu seçmişsiniz majeste. Kendisiyle daima iyi geçineceğimden eminim. Gidiniz delikanlı. Kloşkurt'ta iyi eğleniniz. İşte bilan sürpriz diye buna derler. Bakın size kimi getiriyorum. Ah, Felix. Çok vefalı delikanlı. Dostlarını hiç unutmuyor. Bundan sonra her yıl 6 ay özgürlüğüm olacak ve bunu daima yanınızda geçireceğim. Bizim için ne büyük zevk sevgili Felix. İşte bütün aileyi mutluluk, sağlık içinde görüyorsunuz. Yalnız ben bu tabloda bir leke gibiyim. Dertlerin hepsi bende. Ama gene Tanrı'ya şükrediyorum. Öğrendim artık, midemden hastaymışım meğer. Yediğim hiçbir şeyi hazmedemiyorum. Bir doktora göründünüz mü? Aman aman, Tanrı beni doktorlardan korusun. Midemi bu hale getiren onların verdiği ilaçlar değil mi? Şimdilik bana izin verin. İşçilerle yeni bir anlaşmaya girişeceğim. Yemekte daha uzun konuşuruz. Henriette. Felix. Neniz var? Niçin böyle sarardınız? Bırakın beni, hiçbir şeyim yok. Yoksa artık sadık kölenizi tanımıyor musunuz? Felix dostum, yer altındaki bir labirentte dolaşabilmek için incecik bir bağ olan ve bu bağın kopması ihtimalini düşünerek her an içi titreyen bir insanı bağışlayın. Beni hiçbir zaman terk etmeyeceğinizi, daima vefalı bir dost olacağınızı, her zamandan çok sizin Henriette'iniz olduğumu söyleyin bana. Sevgili Henriette, taptığım varlık, benim vicdanım olduğunuz halde ruhumun daima ruhunuza karışmış bulunduğunu nasıl olur da hissetmezsiniz? 17 saatte geldiğimi, tekerleğin her dönüşünün beni bir düşünce ve arzu dünyasına götürdüğünü
ve sizi görür görmez bu dünyanın ne türlü bir kasırgayla sarıldığını size anlatmam mı gerekir? Söyleyin, söyleyin. Sizi suç işlemekten korkmaksızın dinleyebilirim. Tanrı ölmemi istemiyor. Sizi bana ilk insana soluk verdiği gibi, kurumuş ve can çekişen bir toprağa bulutların bereketli yağmurunu saçtığı gibi gönderiyor. Evet Felix, söyleyin. Söyleyin. Beni kutsal bir sevgiyle mi seversiniz? En kutsal sevgiyle. Sonsuza kadar mı? Sonsuzdan öteye. Ak örtüleri içinde ve başındaki ak tacıyla kalması gereken bakire Meryem gibi mi? Gözlerimin gördüğü bir Meryem gibi. Bir kız kardeş gibi mi? Pek aşırı sevilen bir kız kardeş gibi. Bir anne gibi mi? Tapılan bir anne gibi. Bir şövalye fedakarlığıyla umutsuzca mı? Bir şövalye fedakarlığıyla ama umutla. Ancak 20 yaşındaymışsınız ve üstünüzde o ilk balonuzdaki kötü mavi elbiseniz varmış gibi mi? Çok daha fazla. Aynı zamanda da... Evet? Sizi teyzenizin sevdiği gibi seviyorum. Bahtiyarım. Duyduğum bütün dehşetli korkuları dağıttınız. Kralın yanında ne kadar erkek oldunuzsa... burada o kadar çocuk kalınız Felix. Çünkü bir çocuk olarak çok sevileceksiniz... Bir erkeğin gücüne daima karşı koyabilirim ama bir çocuktan neyi esirgeyebilirim ki? Ben Paris'teyken kont size yine acılar çektirdi mi? Susun. Siz buradasınız ve her şey unutuldu. Hiç acı çekmiyorum. Hiç acı çekmedim. Benim dalı üstünde el sürülmemiş ve daima dik duran... her zaman beyaz, mağrur, güzel kokulu ve yalnız zambağım. Bana kendinizden söz edin. Her şeyi anlatın. Neyi anlatmamı istiyorsunuz? Benden kuşkulanıyor musunuz yoksa? Öyle çekicisiniz ki. Bir kadın çıkabilir ve Felix'imizi bizden çalarak... Madeleine hakkındaki tasarılarımızı alt üst edebilir. Madeleine, Madeleine, hep Madeleine. Yoksa benim Madeleine'e mi sadık kalıyorum sanıyorsunuz? Felix. Ben sevip sizi düşündüm Henriette. Siz beni toplumun tehlikeli yollarında maharetle yürüttünüz. İzin verin... ben de size bu tanıksız düellonuzu bitirebilmeniz için yardım edeyim. Çünkü... eşit koşullarla dövüşmediğiniz için bu düelloda er geç yenileceğinizi görüyorum. Kont gibi bir deliyle daha fazla mücadele edemezsiniz. Susun rica ederim. Dinleyin beni sevgili Henriette. Biliyorum sabrınız kutsal. Ama sizi her gün biraz daha güçsüzlüğe doğru sürüklüyor bu. Eğer yaşamak istiyorsanız... istiyorsunuz. O halde büsbütün yitirmeden gücünüzü gösterin. Bunu ancak kalpsiz bir kadın yapabilir. Ben anayım Felix. Acı çekmesini bilirim ama... acı çektirmem. Fakat ya sizi öldürürse? Tanrı nasıl isterse öyle olsun. Kral bana... Morsov adındaki adam hala yaşıyor mu diye sormuştu. Ya, kralın ağzında bir şaka olan burada bir suçtur. Oh. Hala burada mısınız? Bense sofraya oturdunuz sanıyordum. Biliyor musun Blanche, gelirken atım tökezledi. Az kalsın düşüp ölecektim. Ölseydim bana acırdınız ama itiraf edin ki bu acıya tahammül de ederdiniz. Her neyse sofraya oturalım artık. Nasıl tökezlettiniz atı? Ben tökezletmedim, kendisi tökezledi. Bir su birikintisinden aşırmak istedim de. İzin verin de sofraya oturmadan önce üstümü değiştireyim. Çok bekletme. Siz bir meleksiniz Aziz Henriette. Kont atlattığı kazayı anlatırken üstelik uydurduğu belliydi. Dudaklarınızın bir duayla kıpırdandığını gördüm ve Barış Prensi'nin annesini hatırladım. Hı? Kendisini öldürmek isteyenlerin elinden kurtarılan ihtiyar kadına İspanya kraliçesi... peki sizi öldürmek için üstünüze çullandıkları zaman ne yapıyordunuz diye sormuş. O da beni öldürmek isteyenler için dua ediyordum demiş. Bağışlayın beni. Erkeğim ben. Bunun için de elimde olmadan kusurluyum. Kendinizi kınamayın Felix. Siz belki benden çok daha iyisiniz. Evet. Çünkü bir tek mutluluk gününe sonsuzluğu veririm. Oysa siz... Oysa ben... Peki ama hangi benden söz ediyorsunuz? Bende birçok benler var. Örneğin iki çocuğum birer bendir. Beni bu kadar bencil mi sanıyorsunuz Felix? Kendi mutluluğum için başkalarından hiçbir şey veremem. İşte size vicdanımın sırrını açıyorum. Utanarak söylüyorum ki bunu ben de düşündüm. Sonra düşüncemin kefaretini gecelerce süren gözyaşlarımla ödedim. Ne düşünmüştünüz? Pekala, öyleyse bilin. Evet, ben siz yaşayamayacağını sandığım bu zavallı ihtiyar deliği bırakabilirim. Fakat o zaman iki küçük hastalıklı çocuğum da onunla kalırlar.
Ve soruyorum size, bu adamın delice yönetimi altında 3 aydan çok yaşayabilirler mi? Tanrım, neden böyle şeyler konuşuyoruz? Siz evlenin ve bırakın beni öleyim. Bağışlayın beni Henriette. Erkeğim ve kusurluyum ama ben de düşüncelerimi gözyaşlarımla ödeyebilirim. Aziz çocuk, böyle söylemeyin. Beni büsbütün yıkıyorsunuz. 4 yıl önceyi hatırlıyorum da. O zaman vadi ne kadar güzeldi. Ya şimdi? Siz gene ceviz ağacının altındasınız. Ve vadi gene bizim. Fazla bekletmedim ya. Sizin at nerede Felix? O güzel İngiliz atınızı unuttuk. Bakın Felix, şimdi hem atınızı düşündüğüm hem de düşünmediğim için azarlanacağım. Evet, çünkü her şey zamanında yapılmaz. Üzülmeyin, atıma ben bakarım. Kaldı ki Seyisim'le benden başka kimseyi yanına yaklaştırmaz. Seyisim arabasıyla geliyor, otumar eder onu. Seyisiniz de İngiltere'den mi geliyor? Evet. Haklısınız, her şeyin iyisi orada yetişir. Atınızla seyisiniz gibi sevgilinizi de oradan seçmekle zevkinizi göstermiş oldunuz. Sevgilisini mi? Bilmiyor muydun Blanche? Sana henüz söylemedi demek. Oo, bütün Paris onlardan söz ediyor durmadan. Buraya gelebildiğinize göre Lady Dudley Paris'te değil herhalde. Değil. Buralarda mı yoksa? Kocasından boşanmadı, İngiltere'ye gidebilir. Dönerse kocası pek mutlu olacaktır. Çocukları var mı? 2 oğlu var. Neredeler? Babalarının yanında. Doğru söyleyeyim Felix, delikleri kadar güzel. Bunu nasıl sorabilirsiniz? Sevilen kadın bütün kadınların en güzeli değil midir? Evet, daima öyledir. Felix, siz mutlu bir çapkınsınız. Hem genç hem de sizin yerinizde olmak isterdim. Nereye Blanche? Sofraya bakacağım da. Madame de Mortsov'u bağışlayın azizim Felix. Sizi çok sever, bunu bilirim. Fakat biliyor musunuz, 6 haftadan beri huyu çok değişti. O ağırbaşlı, özgecil kadın şimdi asık yüzlü bir insan oldu. Bencilleşti. Doğru değil bu. Siz onu benim kadar tanıyamazsınız. İyisi mi Madame de Mortsov'un kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bir kadının kocasına karşı her zaman için sırları vardır. Bunları size açabilir belki. Kalan ömrümle servetimin yarısına mal olsa da kendisini mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Yaşlılığımda onu daima yanımda görmezsem insanların en talihsizi olurum çünkü. Oysa huzur içinde ölmek istiyorum. Bana daha uzun zaman katlanmak zorunda kalmayacağını kendisine anlatmalısınız. Yolcuyum Felix, bunu iyi biliyorum. Ama bu acı gerçeği onlardan gizliyorum. Neden onları üzmeli değil mi? Mide, hep mide dostum. Hastalığımın nedenlerini en sonunda keşfettim. Aşırı duygulu oluşum beni öldürecek. Çünkü böylesine duygululuk mideyi zedeliyor. Tuhafsınız. Bütün duygulu insanlar mide hastalığından mı ölüyorlar? Evet dostum, hep mide hastalığından. Şiddetli sancılar sinir sistemini yıpratıyor. Sinir sisteminin yıpranması da mide zarını çürütüyor. Evlilik bunları tamir etmeliydi. Oysa tam tersini yaptı. Blanche yaralı ruhumu iyi edici yerde bu yarayı büsbütün açtı. Koloşkurt'ta ne buldum sanki? Önce kendim çektiğim, sonra aileye çektirdiğim 1001 yokluk. Çocuklar yüzünden sürekli korkular. Bunlardan başka acılarımın en büyüğünü meydana getiren bir şey daha var. Nedir? Öyle. Bu sırrı birine açacaksam bu sizden başkası olamaz. Bana güvenebilirsiniz. Blanche bir melektir bu muhakkak. Ama beni anlamayan bir melek. Çektiğim acıların hiçbirini bilmiyor. Zaman zaman beynimin içinde gümbürdeyen çan seslerinin de onu hiç rahatsız etmediğine eminim. Böylece acılarımı adeta tahrik ediyor. Ama ben gene kendisine bağışlıyorum. Bakın dostum, bunu söylemek acı ama kendisinden daha az erdemli bir kadın acılarımı hafifletmek için birçok çare bulabilir. Beni daha mutlu edebilirdi. Oysa kendisi bunları düşünemez bile. Çocuk kadar toydur, beceriksizdir. Sözün kısası dostum, artık 6 aylık ömrüm bile kalmadı. Yanlış yere gidiyorsunuz. Odanız değişti. Nasıl? Teyzemin eski odası şimdi Madeleine'in odasıdır. Sizinki üst katta.
En bağışlanabilen bir hatayı bile bağışlayamayacak halde misiniz Henriette? Bana artık Henriette demeyiniz. O zavallı kadın artık öldü. Fakat Madame de Mersoff'u sizi dinleyecek ve sevecek olan bu vefakar dostu daima bulacaksınız. Eğer bana karşı hala bir dostluğunuz varsa bırakın da sizi yeniden görmeye alışayım. Sözlerinizin yüreğimi daha az dağlayacakları bir zaman, kendimde daha çok cesaret bulabileceğim bir saatte. Evet, ancak o zaman, o saatte konuşabiliriz. Bana hiç mi acımıyorsunuz? Şu vadiye bakın, bana acı veriyor. Ama onu daima sevdim, seveceğim de. Derhal krala istifamı vereceğim. Kroşkurt'ta ayaklarınızın dibinde ölmek istiyorum. Hayır, yaşamanız ve bu kadını sevmeniz gerek. Henriette artık mevcut değildir. Bu sözümün doğruluğunu yakında öğreneceksiniz. Henriette, yalvarırım beni daha çok çıldırtmayın. Yeterince acı çektim. Beni sevmiyorsunuz öyle mi? Bana ötekilerin yaptığı kötülükten çok fazla kötülüğü siz yaptınız Felix. Bugün daha az acı çekiyorsam sizi daha az seviyorum demektir. İngiltere'de ne hiçbir zaman ne de daima derler. Bizse burada daima diyoruz. Mahkul olun, acımı çoğaltmayın. Şimdi siz de acı çekiyorsanız benim yıllardan beri bu halde nasıl yaşayabildiğimi düşünün. Sizin kadar güçlü değilim, dayanamıyorum. Erkeğim, kusurluyum. Demek aşk için çocuklarını bile görmeyen kadınlar da varmış. Ben fedakarlığın her türlüsünü bilirdim ama çocuklar... Evet. Hatta çocuklardan daha fazla şeyler feda edebilen kadınlar da vardır. Öyleyse bu kadını çok seviniz Felix. O benim bahtiyar kardeşim olacaktır. Eğer hiçbir zaman burada bulamayacağınız şeyi, benden asla alamayacağınız bir şeyi size verebiliyorsa, bana yaptığı bütün kötülükleri bağışlarım. Sevgili Melek, onun süründüğü toprakta sen zaferle kanat açmış uçuyorsun. O toprağın kadınıdır, sense göklerin kızısın. O benim maddemi elde etti, sen ruhumu avuçlarında tutuyorsun. Nitekim bütün bunları o da biliyor. Bunu bildiği için de büyük bir acıyla kıvranmakta. Seninle yer değiştirebilmek için bugün çektiklerinin bin katını çekmeye de hazır. Böylesine bir değişme ise yeniden dünyaya gelmek kadar imkansız. Ruh, düşünce, anılar, gençlik ve ihtiyarlık, temiz ve sonsuz aşk senin Henriette. Ona sadece unutmak ve unutulmak kalıyor. Anlıyorum ki bütün bu sözlere ihtiyacım var dostum. Söyle, tekrar tekrar söyle bana. Erdem, yaşamın kutsallığı, anılık aşkı birer hata değilmiş demek. Oh, yaralarımın üstüne bu merhemi dök. Beni seninkine eş bir uçuşla uçmak istediğim göklere yükselten bu sözleri tekrarla. 2 aydan beri çektiğim acıları, döktüğüm gözyaşlarını böylelikle bağışlayabilirim. Yaşamımızın bilmediğimiz sırları vardır Henriette. Sana duygularımın her türlü isteklerimi boğabildiği bir yaşta rastladım. Bu sözsüz mutluluğu sonsuza kadar sürdürmek senin en kutsal zaferindir. Hayır, ben senden başka hiç kimseyi asla sevemezdim. Duyduğum çöl ortasındaki susuzluktu. Doğru. Vadimiz bir çöl gibi. Rica ederim, anlamlarını hesap etmeden kullandığın kelimelerden yararlanmaya kalkma. Hayır, ruhum sarsılmadı. Hakim olamadığım sinirlerimdir. O kadın tek sevilenin sen olduğunu biliyor ve buna da katlanıyor. Hayatımda ikinci derecede bir yeri var ve buna razı. Bir sokak kadını nasıl kolaylıkla bırakılabilirse kendisini her an öylece terk edebilirim. O zaman ne olur? Belki de kendisini öldürür. Bunu bana birkaç kere tekrarladı. Bu korkunç bir şey. Evet, korkunç. Her şey bitti. Size çok şey borçluyum dostum. Yolun en çetin kısmı şimdi aşıldı. Yaşlılık devri yaklaşıyor. Şimdi rahatsızım. Bir zaman sonra hastalıklı olacağım. Artık sizin için lütuf yağmurları yağdıran bir peri olamam. Lady Arabelle sadık kalınız. Henriette. Ya Madeleine kimin olacak? Zavallı Madeleine. Bana anneciğim Felix'e karşı sert davranıyorsunuz deyişini duysaydım. Rica ederim bırak bu sözleri. Tanrı'ya itaat ediyorum dostum. Çünkü bütün bu olup bitenler onun eseridir. İnsanın hayatı kendi elinde değil. Örneğin Monsieur de Mersoff çektiklerine layık olmak için ne yapmıştır ki? Bu dünyanın ötesinde daha güçlü bir dünya bulunduğunu göstermez mi?
Kısacık hayatlarında doğru yolda yürümüş olmaktan yakınanların vay hallerine. Henriette, rica ederim. Ama bizlere mutluluk isteğini Tanrı verdiyse, dünyada acıdan başka bir şey bulmamış olanların günahsız ruhlarını koruması gerekmez miydi? Öyleyse ya Tanrı yoktur ya da hayatımız acı bir şakadan ibarettir. Neler söylüyorsunuz? Artık erdemin ne olduğunu bilmiyorum. Erdemli olup olmadığımı da bilmiyorum. Eğer ben hayatım süresince yanıldımsa o kadının hakkı var. Henriette, susun yoksa kendimi öldürürüm. Suçluyum. Evet, doğru. Elimde olmayan güçlerin tutsağı bulunan bir köpek gibi davrandım. Ama işte onun gibi utançla geri dönüyorum. Suç işleyen köpek cezalandırılır, fakat o kendisini cezalandıran ele tapar. Bana vurun ama gönlünüzü geri verin. Zavallı çocuk. Siz benim daima oğlum değil miydiniz? Eğer böyleyse bile varlığımızdaki her şeyin bana sizden geldiğini bilirsiniz. Ben sizin eserinizim. Asıl suç benim. Sizi her şeye razı olarak kabul edeceğim yerde umutsuzluğa düşürdüm. Siz değerini ancak benim takdir edebileceğim sonsuz bir iyiliksiniz. İyi olmak için insanların birçok nedenleri vardır. Küçümseme yüzünden, ellerinde olmadan sürüklenerek, herhangi bir hesap sonucu, tembellikten ötürü de iyi olunabilir. Ama gücünü aşktan alan iyilikler de vardır. Sevgili Henriette. Susun, kont geliyor. Oh, burada mıydınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çocuklar nerede Blanche? Kameryenin altındalar. Çağırayım mı? Çocuklarım beni annelerinden aldıkları emir gereğince severler Felix. Çocuklar mutlulukları uğruna kocaların ihmal edildiği yaratıklardır. Böyle söylemeyin kont, doğru değil. Yok yok, en erdemli kadın bile kocasına ihanet etmek ihtiyacını giderebilir. Kocasını çocuklarıyla aldatır. Dönelim artık, akşam serinliği sizi üşütecek. Siz bana acıyorsunuz dostum. Karımsa beni hiçbir zaman teselliye çalışmamıştır. Zavallı kadınlara karşı haksız davranıyorsunuz monsieur. Hayat kadınlar için kolayca taşınabilen bir yük değildir. Bir ananın erdemi ise çocuklarıdır. Söylediğiniz doğruysa eğer, bundan şu anlam çıkar. Çocuklar olmasaydı kadınlar erdemli olmazlardı ve kocalarını bırakıp gidiverirlerdi. Ya. İşte evlilik denen şey Felix. Bu size bir ders olmalı. Beni dehşete düşürüyorsunuz monsieur. Düşünceniz bana sonsuz bir acı veriyor. Erdem eğer kendini çocuklarına ve kocasına feda etmek değilse başka ne olabilir? Kendini feda etmek. Öyle sözler vardır ki anlamlarını pek düşünmeden kullanıveririz. Peki söyleyin bakayım bana. Çocuklarınız için feda ettiğiniz nedir? Benim için feda ettiğiniz nedir? Monsieur, Tanrı aşkına. Sevilmek mi sizi hoşnut eder, yoksa karınızın erdemli olduğunu bilmek mi? Madame'ın hakkı var Monsieur Lecomte. Evet, aklımız erdemlerimizi hiçbir hesaba kapılmaksızın sonsuz bir sevgiyle sevdiğimiz ve mutlu ettiğimiz kimselere yöneltmektedir. Bir kadının erdemi ancak bu duygusuyla yücelir. Artık o her duyguya kapalıdır ve bütün duyguları bu tek duygu uğruna feda etmektedir. Temiz bir ruhunuz var Felix. Layık olduğundan daha çok sevilmek isteyen zavallı bir hastayı affedin Blanche. Oh, hava serinledi, ben köşke dönüyorum. İyi akşamlar. Yemekten sonra bir parti tavlaya hazır mısınız? Hazırım. Geç kalmayın öyleyse, İyi akşamlar. Sevgili Henriette, neniz var? Artık Henriette yok. Yalvarırım ona tekrar can vermeyiniz. O çok şey istemekteydi. Şimdi siz demin söylediğiniz güzel sözlerle güçlenen bir dostun karşısındasınız. Henriette var ve daima da var olacak, bunu biliyorum. Evet, sizi hala seviyorum. Belki de günahkar olmak üzereydim. Lady Dudley beni kurtardı. Şu anda turda ve sizi bekliyor değil mi? Evet. Hangi saatte? Gece yarısında. Nerede? Kıraç topraklarda. Aldatmayın beni. Bizim ağacımızın altında değil mi? Hayır, kıraç topraklarda. Oraya gideceğiz. Kendisini görmek istiyorum. Nasıl isterseniz. Bana kızmayın dostum, bu benim cezamdır. Size hiçbir zaman kızamam, bunu çok iyi bilirsiniz. Şunu bilin ki hiçbir zaman burada sevildiğiniz kadar sevilemezsiniz. İşte size açıklıyorum. Günahkar olmak üzereydim. Beni Lady Dudley kurtardı. Lekeler ve kirler onun olsun. Kendisini bunun için kıskanmıyorum. Ben meleklerin temiz aşklarını seçiyorum. Dönüşünüzden beri çok geniş, sonsuz alanlar açtım. Hayatı yeniden yargıladım.
Ruhu yükseltirsiniz, yaralarsınız ama ne kadar yükseltir ve yaralarsanız o kadar az sevgiye rastlarsınız. Vadide solmuş bir zambak gibi acı çekecek yerde, bir çobanın attığı oku yüreğinde taşıyarak göklerde uçan bir kartal gibi yükseklerde acı çekersiniz. Evet, gökle yerin birleştirilemeyeceğini anlıyorum. Yüksekte yaşayabilen kendisini ancak Tanrı'ya verebilirmiş meğer. Sevgili Henriette. İnsan dostlarını, çocuklarını sevdiği gibi kendisi için değil, onlar için sevmelidir. Gönlüm kartalın eriştiği yerden çok daha yükseklere varacak. Çünkü beni orada aldatmayacak bir aşk var. Ben fırtınaların koptuğu deniz kıyısındayım şimdi. Fırtınaları gördüm ve fırtınalar beni bulutlarıyla sardı. Dalgalar ayaklarımı ıslattı, yüreğimi üşüten soğukluğunu duydum. Yükseklere çekinmekliyim gerek, yoksa bu kıyının alçaklığında ölürüm. Aramızdaki bağlılık delice bir düşünce. Gönüllerini insanlara ve Tanrı'ya adamaya çalışan iki saf çocuğun düşlerinden başka bir şey değildi. Bu bir çılgınlıktı Felix. Hayır, hayır, hayır. Lady Dudley seni nasıl çağırıyor? Ahmet ediyor bana. Felix demiyor, hayır. Felix başka bir varlıktır ve sadece senindir. Tanrım, Henriette bir türlü ölmek istemiyor. Yok, ama mağrur annenin gücüyle ölecektir. Hayır, hayır, o daima Felix'in kalacak. Evet, bana korkunç acılar verdiniz. Sevgiyi acıların aracılığıyla tanıdım. Bir alına gizlice bırakılmış bir öpüşte sayısız suçlar vardır. Çektiğim çile suçumu karşılayamazdı. Tanrı beni hatalarımı uğrunda işlediğim kimsenin eliyle cezalandırıyor. Vurun Felix. Bana Monsieur de Morsoff'la çocuklarımın vurduğundan daha çok vurun. Bunu hak ettim. Yalvarırım, böyle söylemeyin, beni öldürüyorsunuz. Oysa sizi yaşatmak istiyorum. Bu İngiliz kadını bana karşı kin duyamaz. Bir kadın sevdiği erkeğin annesini de sevmelidir. Ben sizin annenizim. Hem de kusursuz bir anne. İstemeden söylediğim sert sözleri bağışlayın. Bir anne oğlunun sevildiğini öğrenince sevinç duymalıdır. Bir de sizi bağışlamak mı? Siz gerçekten bir meleksiniz Henriette. Siz kötülük edemeyecek bir dostsunuz Felix. Gönlümdeki yerinizden hiçbir şey yitirmiş değilsiniz. Kendinizi suçlamayın. En küçük bir pişmanlık duymayın. Kadın cinsinden birinin çocuklarını bile feda etmekten çekinmediği aşkına susadığınız için suçlu olamazsınız. İşte bütün gerçeği söylüyorum. Ben sizin için yüksekte titrek ve soğuk bir ışık olabilirim. Ama bu ışık hiçbir zaman sönmeyecek ve kararmayacak. Bütün isteğim sevdiğimden karşılık görmektir. Beni sevin Felix. Bir kız kardeşin sevgisinde kötü yarınlar yoktur. Size mutluluk verecek olan bütün kadınları seveceğim. Kız kardeşinize yalan söylemek zorunda kalmayacaksınız. Artık ben ancak böylelikle yaşayabilirim. Lady Dudley'in elini önce ben sıkacağım. İşte bizi gördü. Ne? Gidiyor galiba. Evet, gidiyor. Koşun, koşun. Kendisini ebediyen kaybedeceksiniz. Varsın gitsin. Onu aramayacağım. Ah, zavallı kadınlar. Fakat nereye gidiyor böyle? Grenadier'e gidiyor. Neresi bu? Sensir yakınında küçük bir ev. Oraya yalnız mı gidecek? Hayır, bunu yapamazsınız. Koşun peşinden, ben böyle istiyorum. Henriette. Henriette değil, anne. Anneniz size emrediyor Felix. Ömrümde bundan daha güzel bir kadın görmedim. Teninin güzelliği zambakları gölgede bırakıyor. Gözleri olgun elmalar gibi parlak. Böyle bir kadın tarafından sevildiğiniz için bahtiyarım Felix. Ne güzel ata biniyor. Hadi, vakit geçirmeden gidin ardından. Henriette, rica ederim. Ne güçlü kadın. Atının önüne çıkan engelleri erkekmişçesine aşıyor. Sevgilisini esaretten kurtarabilir. Zindancılarla, cellatlarla vuruşabilir. Sevgisine karşı koyanların tümünü öldürebilir. Oysa kimi ruhlar da vardır ki bütün varlıklarıyla sevmekten başka bir şey yapamazlar. Tehlikeler karşısında diz çöker, dua eder ve sessizce ölürler. Bu iki ruhtan seçtiğiniz hangisi? İşte mesele. Gerçek şu ki kadın sizi seviyor. Sizin için her şeyi yapmış. Sizi kendisini sevmediğiniz zaman bile sevmekte devam edecek. Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Çünkü acı çektim. Acı en güçlü öğretmendir. Hadi artık gidin.
Benim hakkımda aldanmış olduğunu ona söyleyin. Maksadım elinde tuttuğu hazinenin değerini ona anlatmaktı. Gönlüm kendisine karşı iyi duygularla doludur. Onun için bir rakip değil, kız kardeş olduğumu bilsin. Hayır, gitmeyeceğim. Gideceksiniz Felix. Çünkü artık beni daha fazla kıramazsınız. Dayanıklı bir kadın doğrusu. Madame de Morsof'a karşı iğneli sözler söylemekten sizi men ederim. Niçin kızıyorsunuz? Sizin için saygıdeğer bir kadının sağlam olduğunu söylemek kötü bir şey mi? Söylendiğine göre Fransız kadınları sevgililerinin köpeklerine bile kin duyarlarmış. Bizlerse İngiltere'de erkek efendilerimizin bütün sevdiklerini severiz. Onun için izin verin de bu kadını sizin sevdiğiniz kadar seveyim. Şunu bilin ki Arabel, o sizi böylesine iğnelerle değil gerçekten sevmektedir. Gerçekten ha, ne iyi. Ancak sevgili çocuk, sen de şunu iyi bil ki, eğer bana ihanet edersen ben ne ayakta ölürüm ne de yatağımda, ne arkamda uşaklarla arabalarda dolaşırım ne de bu kıraç topraklarda. Çünkü o zaman ben dünyadan büsbütün çekilmiş olurum. Ben Lancashire'da doğdum. Orası kadınların aşktan öldükleri bir ülkedir. Seni tanıdıktan sonra bir başkasına bırakmak, yok, bu benim yapabileceğim bir şey değildir. Seni dünyada hiçbir şeye vermeyeceğim gibi ölüme de vermeyeceğim. Çünkü oraya da seninle beraber gideceğim. Ne yazık ki Kontes de Morsof'u tanımıyorsun. Ben sadece kadınım sevgilim. Sevmesini ve sevdiğim uğruna ölmesini bilirim. Eton'da, Oxford'da, Edinburgh'da okumadım. Ne doktorum ne de papaz. Bu yüzden sana töresel vaazlar hazırlayamam. Zevklerinden ötürü seni suçlamıyorum. Bundan daha garip zevklerin olsaydı onlara da uyardım. Benim yanımda sevdiğim bütün şeyleri, aşkı, mutluluğu bulacaksın. O kadın sana töresel vaazlar verebildiği için bahtiyar olsa gerek. Bense sadece kendimi verebilirim. Cariyenim senin. Öyleyse sizi beraber görmek istediğim halde niçin kaçtın? Deli misin sevgilim? Paris'ten Roma'ya kadar bir uşak kaputuyla gidebilirim. Senin için en delice şeyleri yapabilirim. Ama bana takdim edilmemiş olan bir kadından töresel vaazlar dinleyemem. Zavallı çocuk. Sen sadece sevmesini mi bilirsin? Yaşamanın çeşitli gerekleri vardır. Ben kedi payımı ahlak dersini sevmiyorum. Ama senin hoşuna gidecekse buna da alışmaya çalışır. İncil ayetleriyle süslemeden dudaklarımı sana vermem. Arapel, neler söylüyorsun? Seni sevmekten çok kendini seviyor demek. Sen olmayan bir şeyi sana tercih ediyor, öyle mi? Ne kadar büyük bir vaiz olursa olsun hiçbir kadın bir erkekle eşit olamaz. Biz kadınlara düşen ölmek, siz erkeklere düşen büyük ve mağrur olarak yaşamaktır. Sizden bize hançer, bizden size aşk ve bağış. Güneş ışıkları içinde kaynaşan küçük mikropları düşünür mü? Bu mikroplar o ışıkların içinde yaşarlar ve ışıklar kaybolunca ölürler. Ya da uçarlar. Öyle olsun. İnsan kendini ya verir ya vermez. Ama kendini vermek yerine ahlak dersi vermek iki kat acı çektirmektir. Buysa her ülkenin yasasına aykırıdır. Ben de kendimi yargılarım. Töresel vaazları sevmesem de benim de bir törem vardır. En büyük suç sevmek değil, sevmemektir. Tanrı sana tapmamı istemeseydi seni yaratmazdı. Bu kadın Tanrı'ya yaklaşmak için mi senden uzaklaşıyor? Oysa Tanrı'ya yaklaşmak onun isteğine uygun olarak seni sevmekle mümkündür. Bu kadın kilisesine kapanmak gücüne sahipse, ben de seni sevmek güçsüzlüğüne sahip. Yeter, rica ederim. Kaşlarını çatmak sana yakışıyor. Seni böyle de sevebilirim. Senin bütün değerini yalnız ben keşfettim. O tarlaları ekip biçmeyi biliyorsa, ben de gönülleri ekip biçmeyi biliyorum. Çocuk, ona kin duyduğumu mu sanıyorsun? Tam tersi. Seni serbest bırakan ve böylelikle seni sonsuza kadar bana veren töresel kurallarına tapıyorum onun. Benimsin değil mi? Evet. Sonsuza kadar mı? Evet. Peki ama niçin ağlıyorsun? Sonsuz aşkımın beni zararlı çıkarmasından korkuyorum. Ben her şeyi verdim. Benden daha güçlü olan bu kadınsa senin ondan isteyebileceğin her şeye sahip. Eğer onu seçiyorsan artık beni düşünme. Acılarım ve pişmanlıklarımla sıkmam seni. Hayır, sıkmam. Can verici güneşinden yoksun bir ağaç gibi gider, uzakta ölürüm.
Dön onun yanına. Seni kendime değil sana borçlu olmak istiyorum. Eğer gene geri gelebilirsen senin de beni sevdiğine inan için. Elveda dostum. Artık birbirimizi göremeyeceğiz. Şu anda birbirimizle son defa konuşuyoruz. Şu birkaç sözü bile güçlükle söylüyorum. Çünkü bundan böyle size bütün varlığımla seslenemeyeceğim. Ölüm varlığımdaki her şeyi daha şimdiden yitirdi. Henriette, sevgili Henriette. Yakında çocuklarımın elinden analarını almış olacaksınız. Siz de onlara karşı benim yerimi tutmaya çalışın. Jack'la Madeleine kendilerine acı çektirmişsiniz gibi sizi sevecekler. Henriette, sana yaşamayı emrediyorum. Vaktiyle sen bana yemin ettirmiştin. Bugün de ben sana yemin ettireceğim. Kendini doktora göstereceğine ve doktorun her dediğini yapacağına yemin et. Demek ki Tanrı'nın emrine karşı koymak istiyorsunuz. Lady Dudley gibi bana her alanda itaat edecek kadar beni sevmiyorsun, öyle mi? Ne istersen yapacağım. Burada kalıyorum. Her şey gene senindir. Çünkü seni teyzenin sevdiği kadar seviyorum. Oh, teşekkür ederim Felix. Bana bir kere daha eskiden baktığın gibi bak. Hiçbir kadın senin bu bakışınla verdiğini veremez. En çok sevilen, tek sevilen sensin Henriette. Yaşamaya çalışacağım. Nasıl? Söyleyin rahip efendi. Onun için dua ediyorum çocuğum. Çünkü ölümü istediği halde son günlerde ölüme karşı gizli bir korku duymaya başladı. Hayatla dolu olanlara karşı karanlık ve kıskanç bakışlar fırlatıyor. Öyle sanıyorum ki şeytan bu güzel ruhu cennete sokmamaya çalışıyor. Yalvarırım size, söyleyin bana. Umut yok mu hiç? Tanrı'dan umut kesilmez. Bekleyin. Henüz kendinizi göstermeyin. Ona yeni acılar verebilirsiniz. Heyecandan ölmek ihtimaline gelince bu belki de bir lütuf olurdu. Neler söylüyorsunuz? Gerçeklere katlanmamız gerekir. Şu ana kadar onu görmenize engel oldum, ölümden korkusunu güçlendireceğinizi sanıyordum. Yüzünüzde kendisini hayata çeken bir ışık bulabilirdi. Buysa acısını arttırmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktı. Ama şimdi öyle sanıyorum ki dünya işlerinde biz din adamlarının bilmediğimiz gizli yasalar egemendir. Belki de siz buraya beşiğe olduğu kadar mezara da götüren yıldızlarca gönderildiniz. Onu hemen görmeliyim. Sabırlı olun, göreceksiniz. Ama hemen değil. Çünkü sizi karşılamaya hazır olması gerek. Doktor ne diyor? Doktor artık hiçbir şey demiyor. Görevini tamamıyla bana bıraktı. Vücudu iyileştirmek için ruhu iyileştirmek gerektiğini o da biliyor. Rahip efendi, söyleyin bana. Kesilen bir zambak bir gün gökyüzünde yeniden açabilir mi? Onu bir çiçek tazeliğinde bırakmıştınız. Acıların ateşinde yanmış, temizlenmiş, küllenmiş bir elmas gibi saf ve pırıl pırıl bulacaksınız. Evet, ışık alemine gitmek üzere bu parlak ruh mübarek yıldız bulutlarından bütün ihtişabıyla çıkar. Çocukluğumda geceler boyunca seyrine doyamadığım sarı bir zambağı andıran o parlak yıldız gibi mi? Tıpkı onun gibi çocuğum. Bilin ki birleşmenize engel olmak için elimden geleni yaptım. Çünkü bu mübarek kadının selameti bunu emrediyordu. Sizi değil. Onu düşünüyordum. O böyle de yaşayamıyor. Başka türlü hiç yaşayamaz. Birazdan onu tekrar göreceksiniz. Fakat o zaman size ve kendisine karşı savunmak için aranızda olacağım. Onu korumanızı sizden bir rahip olarak değil, değersiz bir dostunuz olarak rica ediyorum. Bu değersiz dostunuz pişmanlık acılarından koruyarak size de elini uzatacaktır. Sevgili hastamız açlık ve susuzluktan ölmektedir. Sabahtan beri bu korkunç ölüme öncülük eden bir hummanın pençesinde kıvranıyor. Metin olun. Yaşamayı istediğini de sizden gizlemiyor. Öyleyse neden yaşamıyor? Artık bu onun elinde değil de ondan.
Baş kaldıran etinin çığlıkları yüreğinde aşkla dolu itirafların yankısını yaratıyor. Onunla birlikte ben de öleceğim. Hayır, yaşayacaksınız. Çünkü o böyle istiyor. Bu saray adımına özgür düşünceleri bırakınız. Yüreğinizin isteklerini ve iddialarını terk ediniz. Onun yanında dünyanın değil, ölümün yardımcısı olunuz. Bu kadın biçimindeki melek ağzından umutsuzluk sözleri dökülerek ölmedi. Yapamam, yapamam. Yapacaksınız çocuğum, cesur olunuz. Sadece onu değil, işte bize doğru gelmekte bulunan şu zavallı ihtiyarı da teselli edeceksiniz. Çünkü o da seviyordu. Gerçekten bitkin bir halde. Ah Felix, bu eve ölüm girdi. Öyleyse yarı yarıya avuçlarının içinde tuttuğu benim gibi ihtiyar bir deliğin için almaz bilmem ki. Sakin olun Mesut. Hastalığının size yazılmasını istememişti Felix. Kendisini ne kadar sevdiğinizi bilirdi. Hadi girin yanına, sizi sabırsızlıkla bekliyor. Göz yaşlarınızı tutun çocuğum. İşte bu ölümdür Felix. Burada aşk biter. Ah, sizin için bu kadar istedim. Nihayet geldiniz. Bense sizi sonsuza kadar unutmayacağınız müthiş bir manzara ile mükafatlandırıyorum. Anılarınızda güzel ve vakur kalmak, ölümsüz bir zambak gibi yaşamak isterdim. Öyleyken işte bütün düşlerinizi yıkıyorum. Gerçek aşk hiçbir şeyi hesap etmez. Hayata tekrar döneceğim. Gözlerinize yeniden doğacağım. İnsanı yaşatan mutluluktur. Mutluluğu tanımak istiyorum. Sevgili vadimizi artık sevmiyor musunuz? Seviyorum ama bu vadi sizsiz bana ne kadar korkunç görünüyor. Artık hep yanınızda kalacağım. Ya. Paris'e hiç dönmeyeceğim. Ah, öyleyse iyileşirim. Beni ancak siz sağlığa kavuşturabilirsiniz. Vadimiz de bize karşı lütufkar olur. Dostum, ölmeyeceğimi, aldanmış olarak ölmeyeceğimi söyleyin bana. Acımın susuzluktan doğduğunu sanıyorlar. Doğru, çok susuzluk çekiyorum. Ama bu susuzluk dudaklarımın değil, yüreğimin susuzluğu. Sevgili Henriette. Size susamıştım dostum. Sizi görmek için can çekişiyordum. Oh, bana yaşa dememiş miydiniz? Ben de yaşamak istedim. Ben de ata binmek, Paris'i görmek, şenliklerde bulunmak istedim. Sevgili Henriette. Evet, yaşamak, yalanlarla değil, gerçeklerle yaşamak istedim. Hayatımda her şey yalandı. Öyleyse hiç yaşamamışken, kıraç topraklarda birini aramaya hiçbir zaman gitmemişken ölmek mümkün mü? Heyecanlanmayın kızım. Ömrümce heyecanlanmadım sayın rahip. Bırakın da ölürken heyecanlanayım. Ah, bu sesler nereden geliyor? İşçi kadınlar bağ bozumundan dönüyorlar. Bağ bozumundan dönen kadınlar yemek yiyecekler. Bense onların hanımı olduğum halde açım. Aşkta da öyle. Onlar bahtiyar. Onlara acıyın. Siz cennetinizi düşünün. Neden? Bana kimse acımadı. Bana hep cennetten söz ediyorsunuz. Felix de o cennette olacak mı? Felix, artık benim yanımdan ayrılmayacaksın değil mi? Ben de sevilmek istiyorum. Ben de Lady Dudley gibi çılgınlıklar yapacağım. Eşsiz tuvaletler giyeceğim, ata bineceğim, dans edeceğim. Benimle övüneceksiniz. Ne tuhaf. Hayat seve seve ölmek. Hayır, hayır, ölmeyeceksin. Annem beni Paris'e çağırmıştı. Onun sözünü dinleseydim seni elimden kaçırmazdım. Böylesine acılar çekmez, doymamış olarak ölmezdim. Açlıktan ölüyorum. Doktorun hakkı var. Açlıktan ölüyorum. Sakin olun kızım.
Monsieur Le Comte'u çağıracağım. Niçin? Durumu kötü. Çağırmalıyım. Söyle bana Felix, yanımdan hiç ayrılmayacaksın değil mi? Hiç ayrılmayacağım. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Oh, ne kadar mutluyum. Sana teşekkür ederim sevgilim. Kızım, işte kocanız ve çocuklarınız başucunuzda. Ölüyor muyum? Anneciğim, o kadar güzelsin ki ölemezsin. Sevgili kızım, üzülme. Ben senin kişiliğinde yaşayacağım. Karıcığım. Monsieur, önünüzde diz çökmek istiyorum. Ama artık buna gücüm yok. Size karşı ne kadar sadık bir eş oldumsa, yine de kusurlarım çoktu. Hatalarım için beni bağışlamanızı dilemek gücünü bulmak isterdim. Size borçlu olduğum şefkatin belki en önemli bir parçasını bir dostluğa gösterdiğimi sanıyorum. Yaş beni öldürmek istiyor. Böyle konuşma. Sen daima temiz yüreğinin buyruklarına uydun. Tanrı senden razı olsun. Genişliğinden hiç kimsenin, hatta bunu ilham edenin bile habersiz olduğu bir dostluk besledim. Fakat sizi şefkatle sevmiş olduğum, sadık eşiniz kaldığım için İşte temiz alınla hayır duanızı istiyorum. Eğer ağzınızdan Blanche'ınıza karşı, çocuklarınızın anasına karşı tatlı bir söz duyarsam, hiçbir acı duymadan öleceğim. Blanche sevgilim, asıl ben senden bağışlanmamı diliyorum. Sana çoğu zaman hiç layık olmadığın halde sert davrandım. Bir takım çocukça kuşkuları büyütme rica ederim. Hayatımızda kusurlu biri olduysa bu yalnız benim. Her zamanki gibi iyisiniz dostum. Siz de bir gün bu saate vardığınız zaman sizden, sizi takdis ederek ayrıldığımı düşününüz. Blanche, ben buna layık değilim. Layık değilim. Yastığımın altında bir mektup var. İçinde son isteklerim yazılı. O mektubu burada bulunan dostumuza vermeme izin verir misiniz? Şimdi o benim oğlumdur. Son isteklerim, Felix'e bir takım görevler yüklüyor. Bu görevler için kendisine güvenmekle yanılmadığımı sanıyorum. Alın çocuğum, bu mektup sizindir. Onu ancak ölümümden sonra okuyun Felix. Anneciğim, ölmeyeceksiniz siz. Felix, size karşı da suçlarım var. Sizi gençliğinizin en güzel çağında mutsuz etmiş oldum. Ama böylesine bir barış içinde ölmeyi, zevcenin ve annenin o cesaretine borçlu değil miyim? Öyleyse siz Felix, siz de beni bağışlayın. Ağlamayın çocuklarım. O artık mutluluğa erdi. Bu parlak ruh ışık alemine gitmek üzere mübarek yıldız bulutlarından bütün ihtişamıyla çıktı. Gece, artık bana karşılık vermeyen yüzünün derin beyazlığından ruhum kamaşmış olarak gözlerimle Henriette bağlı kaldım. O şimdi o kadar acı çekmiş olduğu yatağında sükun içindeydi. Bu ölümde ve bu sükunda ne kadar ihtişam vardı. Bu sonsuz dinlenişten ne kadar güzellik doğuyordu. Gökyüzünde sabaha karşı ay ile güneşin buluşması gibi sarı bir zambağı andıran yüzünde geçmişle gelecek birleşmişlerdi. Geçmiş çekiliyor, gelecek başlıyordu. Onu canlı olarak sevdiğim gibi ölü olarak da sevdim.
Felix, pek çok sevilen dost, size kalbimi açacağım. Size kıskanç ama ölürcesine kıskanç olduğumu söylememiş miydim? İşte ölüyorum. Son nefesimde Tanrı'ya açıkladığım şeyleri siz de bilmeliydiniz. Çünkü gönlümün tanrısı sizsiniz Felix. Angulem Dukası şerefine verilen ve evlilikten sonraki ömrümün o yegane balosunda sizi gördüğüm ana kadar genç kızların ruhuna meleklerin güzelliğini veren bir bilgisizlik içindeydim. Sizi gördükten sonra her şey nasıl da değişiverdi. Bildiğim bir şey varsa o da sizi sizin istediğiniz gibi sevmiş olduğumdur. Elveda kalbimin sevgili çocuğu. Bu henüz bilincine tamamıyla sahip, henüz hayatla dolu bir ruhun sebep olduğu acılar için en küçük bir pişmanlık duymayacak kadar büyük mutluluklara gark ettiğim bir ruhun vedadır. Pişmanlık sözünü beni sevdiğinizi düşünerek kullanıyorum. Çünkü ben kendimi görevime feda etmiş bir halde sükun içindeyim. Beni esefle titreten şey de budur. Elveda dostum. Size ve güzel vadimize elveda. Yakında bu vadinin göğsünde sizin deyişinizle bir zambak, ama artık solmuş bir zambak gibi uyuyacağım. Sevgili vadimize sık sık gelin ve beni hatırlayın. Ben artık sonsuza kadar sizi duymayacağım. Ama siz yaşadığınız sürece beni duyacaksınız. Sevgilim.